Evet sevgili izleyiciler, Allah'ın rahmeti, bereketi, huzuru, güzelliği ve hidayeti hepimizin ve hepinizin üzerine olsun inşallah. Yepyeni ve güzel bir sohbet videosuyla daha karşınızdayız. Yepyeni ve güzel bir sohbet videomuza daha hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Bugün sizlerle birlikte Galatasaray futbol takımımızın yarın akşam oynanacak olan Trendyol 2023-2024 Trendyol sezonu 17. hafta mücadelesi olan Galatasaray Babakas Fatih Karagümrük mücadelesini özel olarak değerlendireceğiz, yorumlayacağız ve skor tahmininde bulunacağız. Galatasaray futbol takımımız yarın akşam saat 20'de Süper Lig'de 17. hafta mücadelesinde kendi evinde İstanbul'da Babakas Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Fenerbahçe derbi mücadelesi öncesinde Galatasaray futbol takımımız bu mücadeleyi kazanarak derbiye moralli bir şekilde çıkmak ve hazırlanmak istiyor. Pazar günü de Fenerbahçe ile 18. haftada Kadıköy Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya geleceğiz. Tabii ki de o mücadele de bizler adına çok önemli ve değerli bir mücadele olacak. Şampiyonluğun belki de en kritik maçlarından biri olacak. Şampiyonluğun belirlenmesinde o mücadelenin çok büyük önemi ve değeri olacak ki geçen sezon Galatasaray'ın Fenerbahçe maçlarında neler yaptığını gördük. Yani inşallah o mücadeleyi de kazanmak için Şükrü Saracoğlu Stadyumu'na gideceğiz ve inşallah kazanacağımıza da inanıyorum. Fenerbahçe ne kadar iyi olsa da Galatasaray'da hafife alınacak kolay bir takım değil. Ki geçen sezon Fenerbahçe Jorge Jesus'la iyi olmasına rağmen Galatasaray'a karşı derbi kazanamadı. Bunun da bir dezavantajı var. Tek avantajı kendi evinde oynayacaklar. Ama bizler onun öncesinde oynayacağımız Babakas Fatih Karagümrük mücadelesini kazanmak istiyoruz. Peki Babakas Fatih Karagümrük maçına geçmeden önce Galatasaray futbol takımımızın UEFA Avrupa Ligi playoff turundaki rakibi belli oldu. Rakibimiz Çekya'nın güçlü takımlarından biri olan Sparta Prag oldu. İlk mücadele sevgili izleyiciler 15 Şubat 2024 tarihinde İstanbul'da kendi evimizde oynanacak. 22 Şubat 2024 tarihinde ise sevgili izleyiciler UEFA Avrupa Ligi playoff turu rövanş mücadelesi deplasmanda Çekya'da oynanacak. Sparta Prag'ın kendi evinde oynanacak. Eğer Galatasaray Sparta Prag takımını bu playoff turunda elerse UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna kalacak ve yoluna UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda devam edecek. İnşallah rakibimizin hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Güzel bir kura, güzel bir eşleşme. İnşallah yolumuz açık ve uzun olur. Diyelim Galatasaray adına hem de Fenerbahçe adına. Bunu söyleyelim ve Babakas Fatih Karagümrük mücadelesini değerlendirelim. Babakas Fatih Karagümrük maçında Galatasaray futbol takımımız adına çok önemli ve değerli bir mücadele olacak. Ben bu mücadeleyi Galatasaray futbol takımımızın kazanacağını düşünüyorum. Bu mücadelede Galatasaray futbol takımımızdan en az 3 gol bekliyorum. Keyifli bir mücadele olacaktır. Baskılı, presli bir oyun bekliyorum Galatasaray'dan çünkü kendi evimizde oynuyoruz ve taraftarımızın da gücünü alarak, taraftarımızın da avantajını kullanarak kendi stadyumumuzda ben Babakas Fatih Karagümrük takımını kendi evimizde mağlup edeceğimizi düşünüyorum ve benim skor tahminim 3-0. Golleri Mauro Icardi, Kerem Aktürkoğlu ve oynaması halinde Dries Mertens'ten bekliyorum. Benim gol tahminim bu şekilde. Babakas Fatih Karagümrük'ün gol atacağını düşünmüyorum. Belki gol atabilirler. Ama ben mücadelenin 3-0 biteceğini düşünüyorum. 3-0 ve daha üstü bir skor olursa bizim avantajımız olur. Çünkü Fenerbahçe bu kez bizden önce oynayacak. Kayseri deplasmanında yarın saat 17'de oynayacaklar. Onlar gündüz oynayacak. Bizler de akşam oynayacağız. O yüzden dolayı yani yarın akşam oynayacağımız maçın önemi ve değeri çok büyük. O yüzden dolayı önce Fenerbahçe'nin Kayseri Spor deplasmanında puan kaybetmesini bekleyeceğiz. Sonra biz kendi maçımızı kazanarak
İnşallah Kadıköy'e lider olarak gideceğiz ki Kadıköy'den de lider olarak dönmek istiyoruz. O mücadele de çok kritik bir mücadele olacak. Çok kritik bir hafta, kader haftası diyebiliriz her iki takım için. Yani Fenerbahçe maçları şampiyonluğu belirlemeyecek ama şampiyonun önünü açacak. Yani şampiyon olacak takımın belirlenmesinde belirleyici bir unsur ve faktör olacak Fenerbahçe Galatasaray derbisi. O yüzden dolayı pazar günü oynayacağımız derbiye daha iyi bir şekilde çıkabilmek ve derbiye moralli ve motivasyonlu bir şekilde çıkabilmek için Babakas Fatih Karagümrük'ü kendi evimizde İstanbul'da Rams Park Stadyumunda saat 20'de başlayacak olan mücadelede mağlup etmemiz gerekiyor. İnşallah mağlup edeceğimize de inanıyorum. Fenerbahçe'nin zorlu bir Kayserispor deplasmanı var ki Kayserispor da iyi takım. Ama Fenerbahçe'nin bu hafta ben puan kaybedeceğini, yani bu maçta puan kaybedeceğini düşünmüyorum ki derbi mücadelesi çok, ne diyeyim, böyle yani ateş üstünde bıçak sırtı bir derbi olacak. Yani kaybedenin çok eleştirileceği, kazananın da 3 puandan daha fazlasını kazanacağı bir derbi olacak kesinlikle. Buna inanıyorum. Çünkü böyle maçlar 3 puanlık maçlar değildir. 6 puanlık maçlardır. Bunu geçen sezon gördük. Galatasaray hem kendi evinde hem deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-0 yenerek o psikolojik üstünlüğü almıştı. Psikolojik anlamda da büyük üstünlüğü Galatasaray eğer Kadıköy'de kazanırsa, hafta sonu oynayacağımız pazar akşamı saat 19'da oynayacağımız Trendyol 2023-2024 sezonu 18. hafta maçında Galatasaray Fenerbahçe'yi kendi evinde deplasmanda mağlup ederse büyük bir psikolojik üstünlüğü ele alacak. O yüzden dolayı bu psikolojik üstünlüğü ele alabilmemiz için önce kendi maçımız olan Babakas Fatih Karagümrük mücadelesini kazanmamız gerekiyor. Fenerbahçe'nin Kayseri'de puan kaybetmesini beklememiz gerekiyor. Ve de derbide muhteşem bir oyunla, mükemmel bir oyunla, ne kadar deplasman olsa da, çok zorlu bir deplasman olsa da, Fenerbahçe kendi sahasında kolay kolay yenilmese de bu sezon, Galatasaray'ın ben bu Fenerbahçe'nin bu sezon iyi gidişatını kendi, yani derbi mücadelesinde bozacağını ve Kadıköy'den galibiyetle ayrılacağını şahsen düşünüyorum. Hani Fenerbahçe'yle şu anda başa baş yarışabilecek tek takım var Süper Lig'de, o da Galatasaray. Hani Beşiktaş'ın derbi maçtaki performansını görünce, hani gerçekten Beşiktaş bile Fenerbahçe ile baş edebilecek bir takım değil. Kendi evinde 3-1 mağlup oldular. Çok hezimet, kötü bir futbol oynadılar. Yani kendi taraftarı bile o gün bence kesinlikle uyuyamamıştır. Hani en azından bir derbide puan bekleyen, galibiyet bekleyen Beşiktaş taraftarı uyuyamamıştır diye düşünüyorum şahsen. O yüzden dolayı yani bizler Kadıköy'de çıkıp Fenerbahçe'yi mağlup edeceğiz diye düşünüyorum. Bizler burada sevgili izleyiciler, inşallah önce kendi maçımızı, az önce de dediğim gibi 3-0 kazanacağımızı, gollerin Mertens, Icardi ve Kerem'den geleceğini tahmin ediyorum. İnşallah böyle bir skor tahminim var. Güzel bir maç olsun, zevkli bir maç olsun. Hakemin konuşulmadığı, sadece futbolun konuşulduğu, futbolun oynandığı, hakeme saldırının olmadığı diyelim, hani saldırıdan dolayı maalesef geçen hafta oynanacak maçlar, biliyorsunuz, hafta sonu oynanacak maçlar oynanmamıştı. O yüzden dolayı inşallah böyle bir hakem saldırısı olmaz ama hakem hatasının da artık ligde olmasını istemiyoruz. Çok hakem hataları oluyor. Faruk Koca'nın yaptığı büyük bir saygısızlık, büyük bir hata ve yapmaması gereken bir hareketi yaptı. Ama hakemler de artık kendine gelmeli. Maçlarda güzel maçlar yönetmeli ve bununla birlikte doğru kararları vermeli diye düşünüyorum. İşte doğru kararları verseler hakemler, bu durumun başına gelmeyecek ama maalesef bizim ligimizde çok hakem hataları yapılıyor. Ve her hafta maalesef hakemleri eleştirmek zorunda kalıyoruz. İnşallah bu mücadelede artık, ne diyeyim ya, temennide bulunuyorum ama inşallah gerçekleşir diye düşünüyorum. Hakemi konuşmayız. Güzel futbolu, oyunu, güzel gollerin atıldığı,
oyuncu performanslarının konuşulduğu bir Galatasaray Babakas Fatih Karagümrük Trendyol 2023-2024 sezonu 17. hafta mücadelesi olur. 16. hafta mücadelesi de hatırlatmasını yapalım. 10 Ocak 2023 tarihinde oynanacak. 10 Ocak'ta sevgili izleyiciler hemen şöyle burada 2024 takvimimiz var. 10 Ocak'ta çarşamba güne dek geliyor. 10 Ocak 2024 çarşamba akşamı da Trendyol 2023-2024 sezonunda ertelenen Demir Grup Sivas Spor maçını oynayacağız. Sivas'ta oynayacağımız Sivas Spor Galatasaray maçı ertelenmişti. O mücadele 10 Ocak 2024 çarşamba akşamı oynanacak. Trendyol 2023-2024 sezonu 16. hafta erteleme maçı diyelim. Bu hatırlatmayı yaptıktan sonra da videomuzu tamamlayalım. Hatırlatmamızı yaparak tamamlayalım. Bu video yarın maç saat 20'de oynanacağı için bu videoda yarın Osman Burak Çelik adlı 3. yeni YouTube kanalımda olacak. Böyle güzel ve özel Galatasaray futbol takımımıza özel 2023-2024 Trendyol sezonu Galatasaray futbol takımımızın maçlarına özel hafta hafta maç sohbet videolarının devamının gelmesi için Osman Burak Çelik adlı 3. yeni YouTube kanalıma abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı unutmayın. Yepyeni ve güzel Galatasaray futbol takımımızın Trendyol 2023-2024 sezonu maçlarına özel sohbet videolarıyla daha karşınızda olabilmek ümidiyle şimdilik kendinize çok ama çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hayırlı günler ve hayırlı haftalar diliyorum. Güzel bir hafta ve güzel bir salı günü olmasını siz izleyicilerimize temenni ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Bizlere de asla ve asla dua etmeyi unutmayın. Hoşça kalın sevgili izleyiciler. Hoşça kalın.